Şimdi hani vergiyle ilgili kısımlar bu. Sorular var. Hani onları sorular kısmında halletmeye çalışırız. Şimdi tabii şey, işin içinde çok şey olunca aslında dediğim gibi ilk başa gidiyoruz. Yani işin ilke kısmını vermeye çalışıyoruz ki bu işin yaptığınız işlemin biraz da izahı olsun. Yani çok böyle kuralla ilgili bu budur net diye bazı şeyler yok. Mesela kanun diyor ki, şimdi arada sorular oldu. Güzellik merkezi mesela diyor ki bazısına göre sağlıkla ilgili bir şey gibi oluyor hani yoruma. Ama kanun onunla ilgili tek net bir şey koymuş. Güzellik merkezleri %18'de bunun sağlıkla ilgili hiçbir şey yoktur diye karşılık vermiş mesela. Güzellik merkezinde ilgili şöyle bir yeni yasaya göre de dermatolog bilimine bölümünü var. Yani bu olarak bir sağlık merkezi oluyor. Güzellik merkeziyle ilgili yani yeni yasaya göre, yani yeni yasa dediğim 3-4 yıllık bir yasa, sağlık güzellik merkezlerinde dermatolog bulundurma zorunluluğu var. Yani hekim bulundurma zorunluluğu olduğu için güzellik merkezleri de artık bir sağlık kuruluşu olarak düşünülebilir. Orada galiba şey var, izin dedik ya bir şeyde. Demek ki orada bakanlıktan izin alması... Ama şöyle bir şey var, izinsiz de zaten güzellik salonunun açılması yasak. Yani evet. Sağlık Bakanlığı'nın tespit ettiği takdirde cezai yönetimleri var. Şimdi ben burada biraz muhasebe ile ilgili biraz hatırlatma olacak ve yani ben şöyle açıkçası düşündüm, hani burada da bu kısma yakın kişiler var. Yani şimdi bir üretimde, tekstilde vesaire gibi yerlerde değil mi? En çok ağırlıklı olan yerler bu. Yani ben oradan öbür tarafa yani sağlığa geçsem acaba muhasebesinde ne değişecek, hesap planı nedir? Bir internette tarama yaptım. Mesela hiçbir tane hesap planı bulamadım ben. Bir tane var. Herkes ona çok teşekkür etmiş. Hani o hesap planını yapan kişi burada olmasın da. Onunla ilgili ileri geri konuşmayalım. Yani o hesap planı çok yetersiz bana göre. Ama herkes o hesap planını orada formlarda alıp kullanmışlar yani. Yani demek ki burada böyle bir hesap planı ile ilgili bir ihtiyaç var ve buna karşılık veren bir şey yok. Biz de bunun için de yani kendimiz bir şey önerelim. Ha, tabii bu önerilen bir şey çok değişebilir. Yani ben burada kesin budur demiyorum. Orada bir kurgu yapmaya çalıştık. O kurgunun işte bazı yerleri değişir, eksiltilir, çıkarılır, gereksiz görülür. Ama bir hesap planı da vermeye çalıştık. Çünkü formlarda hakikaten bununla ilgili bir talep var ve karşılığı da yok. Bulamadım yani ben. Yani burada kısaca tabii bir hatırlatmak istedim ben şeyi. Muhasebesel süreç nasıl işliyor? Yani tabii burada herkes uygulamacı olduğu için çok da şey olmasın. Yani ne yapılıyor? İşte belgeler geliyor. İşte bunlar değil mi? YMY defterlerimize kaydediliyor. Orada artık büyük defter dediğimiz iş kendiliğinden gerçekleşen bir şey. İşte ne yapıyorsunuz? Aylık mizanlar alıyorsunuz. Geçici mizanlar alıp bazı üzerinde dönem sonu işlemleri yapıp değil mi? Buradan gelir tablosu bilançolar çıkarıp envanteri yapıp işte dönem başı ve işte açılış envanteri ve yıl sonu kapanış envanterini de bitiriyoruz. Bunu niye hatırlatıyorum? Hakikaten bunlar bazen unutuluyor. Yani o kadar yoğunluğun içinde bazen bakıyorsunuz bir şirkete gidiyorsunuz hesap kayıtlarını falan alacaksınız. Yani alelade kayıtlar yapılmış. Yani yani hakikaten bir meslek mensubuna yakışmayacak. Hiçbir sırası, hiçbir akışı olmayan. Yani bir akış var normalde bu yansıtma kayıtları ile ilgili işte dönem sonu. Bakıyorsunuz o akış hep kayboluyor. Ben bunu kaybolmaması, çünkü oradaki o bilgi akışı hakikaten yönetim muhasebesi dediğimiz kısmı da bacağını oluşturuyor. Maliyet muhasebesi baktığımızda işte stoklar ne yapıyor? Ambara giriş yapılıyor. İşte üretim faktörlerinin sürece girmesiyle üretim tamamlanıyor. Burada ilk madde insan gücü ve genel üretim maliyetleri var. Ve burada ne yapılıyor? Hizmet tamamlanıyor. Buradan da maliyet muhasebesinden finansal muhasebe ve maliyet kontrolüyle ne yapılıyor? İlgililere bir bilgi akışı sağlanıyor. Tıbbi muhasebeye baktığımızda burada da hasta veya hastalıktan şüphelenen kişi bir başvuruda yapılıyor. İşte girdi olarak bunu tabir ediliyor. Tanı ve tedavisi yapılıp, değil mi? Burada hatanın olmaması istenen bir temenni. İşte sonunda da iki tür. Taburcu ve ölüm dediğimiz, Allah korusun, istenmeyen bir durum. Burada faturalandırma ne yapılıyor? Tanı ve tedaviden sonra işin bitmesiyle oluyor. Yani şöyle bir sorun var. Fatura ne zaman kesildi? Bakıyorsunuz bir yoğun bakım tedavisinde ya da bir tedavi süreci çok uzun sürüyor. 3 ay, 6 ay, 1 sene bilemiyorsunuz. Fatura ne zaman kesilecek? Sürekli bu kişiye bir maliyet yapılıyor. Değil mi? Bir girdisi var. Girdiği yansıtabilirsiniz. Hasılat ne zaman yansıyacak? Hizmet sektöründe desem. Yani ne denir? Bilmiyorum. Yani hizmette uzun süren, dönem atlayan işlerde faturalandırmayı nasıl yapacağız?
Ya da nasıl yapıyoruz? Ben hastanede çalışıyorum. Ayda bir defa, eğer hasta uzun süre yatıyorsa, yoğun bakımdaysa, ayda bir defa faturasını kesiyoruz. Neye göre? Yani niye öyle bir şey yapıyorsunuz? Yani temelinde ne var bunun? Devlete kesiyoruz. Evet. Tamam, devlet ama yani şimdi hani ilk başta Sema Hocam anlattı ya, üretimle hizmet sektörünün arasındaki fark nedir diye. Şimdi oradaki işlerden bir tanesi de fatura kesildiği zaman, yani hizmette gelir fatura... Gelir elde etmemiş oluyor ya. Gelir elde etmemiş oluyor. Yani almış olduğu hizmeti veresel olarak mı yansıtacak fatura olacak? Evet. Yani işte oradaki fatura ayarlama süreci hani, sağlıkta yaşanan sorunlardan bir tanesi. Burada da gene ilke şu, yani hizmet tamamlandığı an, yani KDV ne diyor? Mal ve hizmet teslim edildiği an diyor doğal KDV. Burada da baktığınız zaman hizmet tamamlandığında aslında faturanın kesilmesi gerekiyor. Yani çünkü o kişi taburcu olmadan ya da vefat etmediğinde ya da bu işlem sonlanmadığında şey olmuyor, hizmet tamamlanmamış oluyor. Yani hanımefendi dediği gibi ayda bir fatura kesmek işte bu sağlık sektöründe uygulamadan çıkan bir sonuç. Yani orada belli hasılatı alabilmek için, çünkü o kişiye belli bir maliyet yapılıyor. Maliyeti karşılayacak kadar ya da işin tahmin edilen bir boyutu var. Onun tamamlanma derecesi diyebileceğimiz bir formülle öyle yapılıyor. Ama aslında bu iş tamamlandığında, yani ya taburcu ya da ölüm gerçekleştiğinde, hizmet tamamlandığı an faturanın kesilmesi. Hocam şöyle bir şey söyleyebilir misiniz? Mesela benim bir hastamız, yoğun bakımı aldınız. Bu kişiye dışında bir ilaç sipariş vereceksiniz ya da bir cihaz sipariş vereceksiniz. Ama cihaz daha gelmedi, bir ay falan sürecek. Siz bu işle bir paranlık anlaşıyorsunuz. Evet. Aslında normal şartta alma sipariş aşamasını alıp bunu getirir. Sonra da bu işi fatura kesmesi gerekir. Süreç değil miydi aslında? Aslında evet, yani iş böyle muhasebesi olarak... Yani yapıyorsunuz mesela, 20 YPG adamınızın para alıyorsunuz. Evet. Örnek verin, siparişi alıyorsunuz. Evet. Aslında bence burada bir siparişi... Yani o yol izlenebilir ama tabii orada SGK'dan aldığı için parayı hastane, o parayı bir an önce tahsil etmek istiyor. Yani orada böyle bir sıkıntı var. Yani bu bizim anlattığımız aslında işin ideal kısmı. Yani doğrusu da bu. Yani hizmet tamamlandığı an faturanın kesilmesi lazım ve KDV de ancak o zaman doğar. Ama dediğim gibi yani bu uzun süren bir durumda da hastane o bedeli bir an önce tahsil edip nakit girdisi sağlayabilir ama dediğim gibi fatura kesmeyip bunu avans gibi alıp işlem tamamlandığı evet. Faturasını alıp işlemi tamamlayabilir ama SGK'dan tahsil edecekse bu bedeli avans alamaz yani. Evet, mecburen. Mecburen fatura kesecek. Orada zaten belli bir hizmeti tamamlamış oluyor hastane. Hizmeti vermiş oluyor. Yani tedavisini kesmiyor. Bugünü tedaviye yapılan ücreti yansıyor. Ama burada şey var. Şimdi yani. Hizmet şöyle. Hani bir bina yapıyorsunuz. Tedavi şartı bitti. Ev bu kadar bitti diyemezsiniz. Yani aslında böyle yap işlet devlet. Yani anahtar teslim derler ya. Hizmette böyle anahtar teslim gibi. Yani oradaki sizin oraya gittiğinizde hizmetin bir kısmı tamamlanıyor diyemiyorum. Çünkü oradaki hizmet tek şey. Sizin ama tedavi olmaz. Yani tedavi olduğunuz an bu iş ancak bitebilir. Yani orada şey olmuyor, süreci uzun tutup bunun işte üçte biri bitti gibi bir şey çok belki net olan işlerde olabilir ama yani böyle... Ağrının kesilmesi söz konusu. Evet. Yani ortaya çıkan bir ağrı var. Ağrı kesildiğinde bence hizmet sonlanmış oluyor. Çünkü her tıbbi durum sonucu belirli durumlar değildir. Yani bu adam illa ki ölecek veya illa tedavi olacak diye bir kaygı da yok. Mesela Şumaya şu an koma halinde. Evet. Ne zaman biteceği belli değil. Ve oradan sürekli verilen ilaçlar aslında her seferinde bir hizmetin sonlanmasıdır. Ya işte şimdi devam ettik. Yani artık orada hizmetin teslimiyle 7 günde mi fatura keseriz? Yoksa SGK'dan parayı almak için 30 günde mi fatura keseriz? Belki orası... Yani Şumaya durumunda mesela orada tedavinin boyutu, yani herhalde bunu sağlık otoritesi söyleyecektir. Yani bu kişinin olabilitesi, yani tedavisinin şeyi bu kadardır denebilir. Yani ama mesela şu an yoğun bakımdaki devam eden süreçte mesela hizmet hala bitmemiştir bana göre. Yani bitse zaten oradan çıkarırlar. Yani hizmetin bitmesi için sizin bünyenizden çıkması lazım. Bitmiyorsa demek ki hala hizmetiniz devam ediyor. O yüzden de yani parayı tahsil etmek için kesilen faturayı anlıyorum ama hani işe ilke bazında baktığımızda hizmet tamamlanmış mıdır dediğinizde yani bitse zaten sizin hastanenizden çıkarır. Yani o boyuttan baktığınızda da faturanın kesilmemesi lazım. Diğer bir özelliği var mı hocam? Bu KDV şey kanun maddesi çok açık. Özelliğiyle ilgili bir araştırma yapıyoruz ama. Seyirci açısından faturanın kesilmesi lazım diye. Bu uygulamayla ilgili bir durum. Uygulamada böyle yapıyorlar yani.
Ama bununla ilgili bir özelliğe ben okumadım. Bakabiliriz yani. Şimdi hastane kayıtlarına baktığımızda tabii bir muhasebe olarak şimdi poliklinik defterleri, laboratuvar defteri, yatan hasta takip kartları, anamnez formları, tedavi takip kartları gibi sağlık kayıtları ve belgeleri lüzumu halinde istenilen içerik yok olmakta çıktırılan şekilde nedir? Elektronik imza biliyorsunuz gündeme geldi. Bu uygulamalar yaygınlaşana kadar belirtilen standart ve kurallar çerçevesinde gerekli gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılandıran kurumlar sadece elektronik ortamda tutabilir, iş ve işlemlerin bu işlemde gerçekleştirilebilir diye bir izin verilmiş. Şimdi burada baktığımızda işte hastane tiplerindeki uygulanan muhasebelere bakmaya çalıştık. İşte özel hastaneler biliyorsunuz, teknikten hesap yerler, AFRS, Berlusun Kanunu, TTK ve SPK'ya halka açık şirket hastaneler var. Onu uyguladılar. Genel ve merkezi bütçe muhasebesine baktığımızda işte burada 1050 sayılı muhasebe umumiyet kanunu, kamu mali idare yönetimi, 2025-2833 sayılı genel yönetim muhasebe yönetmeliği gibi devlete ait bazı uygulamaları tabiler. Dönem sermaye muhasebesine baktığımızda tek düzen muhasebe sistemi, Sayıştay ve Maliye Bakanlığı'nın ortak bir düzenliği diyor. Dernek ve vakıf muhasebesine baktığımızda dernekler kanun, medeni kanun, İçişleri Bakanlığı'nın hükümlerine tabiler. Taşınır malların ilişkin muhasebede, kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, taşınır mal yönetmeliği, genel yönetim muhasebesi standartlarına tabiler. Bu şeyde. Şimdi biz muhasebeyi dediğim gibi burada biraz hatırlatmalarla geçmek istedik. Yani giderler dediğimiz boyutta yani hastaneye hakikaten muhasebesine girdiğinizde hani burada ne gider gerçekleşiyor ki biz bunu değil mi hesap planına döküp bilgi alıcılara bunu bilgi olarak iletmemiz gerekiyor. Yani muhasebe kaydet sınıfla raporla ilgili kişiye ilet dediğimizde işin mahiyetine bakmak lazım. Yani biraz bunu geçip buna zaman yorup diğer operasyon kısmını biraz daha az tutabiliriz. Yani şimdi giderlere baktığımızda gider türlerine göre ayırdık. İşletme fonksiyonlarına göre bakabiliriz. Gider malzeme merkezlerine göre bakabiliriz. Yükleme biçimine göre bakabiliriz. Faaliyet hacmine göre kontrol edilebilirliğine fiili olma durumuna göre bakabiliriz. Mesela gider türlerine baktığımızda en çok kullandığımız işte ilk madde malzeme, ücret, memur ücret giderleri, dışarıdan saydam faydalı hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim maaşlar, amortismanlar değil mi? Bu özel hesap planımızın kullanılmasına gider türleri olarak aldığımız fonksiyonlarına göre baktığımızda genel yönetim giderleri, pazarlama, üretim, satın alma, finansman giderleri olarak da gider türleri var vesaire diye burada özetlemeye çalıştık. Şimdi işletmenin acaba esas üretim yeri neresi diye baktığımızda bunu tabii sağlık sistemine danışmanlık ya da oranın maliyet sistemini kuran hocalarla da konuştuğumuzda bu poliklinik olarak karşımıza çıkıyor. Yani işletmenin bir üretim işletmesi gibi düşündüğümüzde esas üretim yeri poliklinikler. İşte bunlar kulak burun boğaz kardiyoloji gibi vesaire gibi arttırılabilir. Yardımcı üretim yerlerine baktığımızda esas üretim yeri dışında kalan işletmenin ana faaliyet konusu olan mamur yeri hizmetin üretilmesiyle doğrudan ilişkisi olmayan ancak faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli olan gider yerleridir. Mesela nedir? Bir hastanenin sağlık hizmetinin sunulmasını katkı sağlayan laboratuvarlar. Yani bunlar demek ki röntgen birimi ya da tomografi birimi bunların yardımcı üretim yerleri olarak gider yerleri olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunlar arkadaşlar aslında finansal muhasebenin dışında değer yaratma noktasında kar zarar hesaplaması çünkü hastanelerde hakikaten çok ciddi bir sorun. Yani hasta başına ne kadar kar ettik, poliklinik kar mı ediyor, zarar mı ediyor? Oradan da yola çıkarak hastanenin durumu nedir dediğimizde verimsizlik analizi yaptığımızda bunlar çok önemli yerlere gidiyor ve çok hakikaten de zor. Onun için esas mı, yardımcı mı ayrımını iyi yapıp o kriterini koyup hakikaten şeyde ona göre yapmak lazım. Bakın destek hizmet birimleri neler? İşte baş hekimi, finansman birimi, kalite birimi, hasta kabul birimi, ev idaresi. Bunlar mal ya da hizmetin üretilmesinde faaliyet gösteren destek hizmetleri. Yani bunlar direkt ürüne ya da hizmete katkı sağlayan değil. Bunların destek üretilmesi için hizmet veren birimler. Bu gibi yerler. Şimdi bir üretim işletmesi gibi düşündüğümüzde acaba buranın 710-20-30 diye tabir ettiğimiz kısımları ne olacak? Yani ilk madde malzeme acaba nelerdir dediğimizde bakın tıbbi malzeme, ilaçlar, kimyasal malzemeler, kırtasiye, temizlik,
tuhaf suya malzemesi, genel malzemeler, teknik malzemeler. Yani aslında biraz baktığınızda işin diğer yerlerden biraz farklı oluyor. Mesela kırtasiyeyi ben gördüğümde biraz... Efendim? Yani işte olması gerekir mi? Yani ben mesela bunu düşündüğümde işte hocamdan destek aldım. Çünkü uygulamayı o daha iyi biliyordu. Ama şey düşünüyorum, mesela kırtasiyenin içinde neler giriyor? Mesela siz alıyor musunuz böyle bir şey? Hasta dosyaları. Ha, bakın. Yani bu hizmetin destek ürünü. Mesela onları siz ilk madde malzeme olarak mı görüyorsunuz? Yani o hastane, hasta formları, işte röntgen filmleri, verdikleri o büyük poşetler vesaireler ya da onlarla ilgili tutulan formlar da aslında o hizmetin olmazsa olmaz bir parçası gibi karşımıza çıkıyor. Yani o ilk madde malzeme olarak gelip stokların çıktısı da takip edilen bir şey. Yani genel üretim giderine attığınız bir şeyi şöyle hesap etmeniz lazım. Yani orada her şey gük, yani genel üretim gideri gibi görmemek lazım. Ayrımı şu, birim maliyeti bir şeyi ne kadar düştüğünü hesap edemiyorsanız bu güktür. Ama birim maliyeti ne kadar düştüğünü tahmin ediyorsanız, hesaplayabiliyorsanız artık o gükün dışında ilk madde malzeme ya da yardımcı malzemedir. Yani oradaki ayrım kriteri olur. Yardımcı malzemeyi koyabilirsiniz de benim kanaatime göre. Yani direkt ilk madde malzemede kırtasiye malzeme. Ama evet yani o yoruma göre değişebilir ama dediğim gibi gük olmaz. Yani birim maliyeti düşeni hesaplıyorsanız gük değildir. Birim maliyeti yani bir hasta başına ne kadar bazı kırtasiye birimlerini hesap edebiliyorsanız onlar artık ilk madde malzeme gider olarak yer alır. Hocam yani ortada çıkan bir mamul yok. Yani mamul üretimi yok. Ben burada 710, 720, 730'dan bahsettiğin anlamı... Yok ben onu üretimle bağdaştırmak için hepsini 740'ın altında bağlayacağız zaten. Yani. Tamam. Tabii tabii. Ben sadece üretimle eşleştirmek için söyledim. Yoksa bunların tabii ki hizmet üretimi olduğu için bir üretim işletmesi gibi düşünmeyeceğiz. Bunların hepsi 740 hizmet üretim maliyetlerinin altında yer alacak. Tabii tabii. Bunların tabii hesap planındaki direkt karşılığı şeydir. Ha orada yanlışlık oldu. Yani muhasebesi daha iyi anlatabilmek adına gidiyor. Yani buradaki bir örnekleme hani eş olsun diye. Yoksa buradaki tek hesap planı 740. 10 ile 20 ile 21 şeyimiz yok, uygulamamız yok. Direkt işçilikle baktığınız zaman buradaki sağlık kurumlarındaki direkt işçilik giderleri sağlık hizmetini üretmek için değil mi? Normal üretim işletmelerinde de öyle. Yani bu ürünü üretecek kimse direkt işçi o olur. Sağlığa baktığınızda direkt diğer işçiler gibi olmuyor. Biraz daha kalifiyeli kişiler, doktorlar oluyor. Hemşireler, yardımcı sağlık personeli, teknik personel ve idari personel olarak karşımıza çıkıyor. İşte genel üretim giderleri de işte bu saydığımız işçiliğin içinde falan ve yani benim için önemli olduğunu düşündüğüm birçok şeyi de ayırırken bu kriteri kullanıyorum. Birim maliyeti düştüğü payı hesaplayamadığım giderlerdir. Yani bir giderin birim maliyeti ne kadar düştüğünü hesap edemiyorsanız orada artık bu 10 yani direkt ilk madde malzeme mi, direkt işçilik mi ayrımını yapmadan gelirsiniz. İstemiyorum. Yani siz atıyorum şey sağlıktan direkt ve indirekt ayrımı yok yok onu demek istemiyorum. Direkt hizmet veren ya da dolaylı hizmet veren benim dediğim o konu değil. Ben şey demek istiyorum. Şimdi siz bardak üreteceksiniz ya da bir tekstil ürünü üretin. Üzerinde pul boncuklar var diyelim. İşte bir bluz ya da tişört. Şimdi bunun kumaşı, işçiliği her şeyi belli. Ancak o pul boncuk o kadar çok detaylı ki yardımcı malzemeye de alabiliyorsunuz. Çünkü birimin üzerinde ne kadar hani çok gelişmiş teknolojiler olan firmalar ayrıdır ama o kadar çok nakış, baskı ve pul boncuk var ki siz bunun ne kadar bir tişörtün üzerinde olduğunu anlayamıyorsunuz. Yani hesap etmeniz çok zor oluyor. Faydası maliyetini geçiyor. Maliyeti faydasını geçiyor. Siz bunu artık büyük gibi görebiliyorsunuz. Yani bununla ilgili yapılan birçok çalışma var. Yani yaptığımızda orada birim maliyetin üzerine düşen maliyetini hesap etmek çok önemli. Bakın işte tek düzen hesap planında 0 ile 7 hesaplar arasındaki gider merkezlerini görmek istedik. İşte ilk madde malzeme, işçi, memur, ücret giderleri, dışarıdan sağlamak, faiz hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim var, amortisman ve finansman giderleri olarak. Giderler eşitlerinin türüne, fonksiyonlarına veya mal ve hizmetin niteliğine göre değişiklik yapabilir. Biz bununla ilgili de yani dediğim gibi herkesin kendi şeyinde kendi raporlamasını yapabilir ama tabii genel kaideyi bozmamak adına
şurada şöyle bir gider şeyi yapmak istedik. Gider çeşitleri oluşturmak istedik. Bu renkler dediğin kısımları sağlık sektörü için kullanabiliriz dedik. Yani işte ilk madde malzeme giderleri, bakın kırtasiyeler de burada. İşte yazıcı araçları, kağıt ürünler, yazıcı vesaire ürünler, kağıtlar gibi bileşim malzemelerini burada alabilirsiniz. İşte nedir tıbbi laboratuvar saf malzemeleri, bunlar ilk madde malzemenin içinde olabilir. İşte temizlik ekipmanları, bunlar hani bizim normal temizlik haricinde işte tıbbi aletleri de temizlemek için çok büyük kimyasallar da olabilir. İşte yiyecekler, tabi buradakiler çok detaylı. Yani bunlar bazıları hastaneler için gereksiz hale de gelebilir. Sadece bunları gene slaytına ekmek koyacağım. Buradan istediğinizi alıp siz kendiniz bir hamurla kendi işletmenizi uygun hale getirebilirsiniz. İşte içecek grupları, yiyecek grupları ile ilgili madde malzeme giderlerini yaptık. İşte üretimin ilk maddesi ilaçlar, serumlar, protezler vesaireler gibi. İşçilik giderlerine baktığımızda işte hekimler, hemşire giderleri ile ilgili gider türlerini yazmaya çalıştık vesaire. Yani bu da slaytın ekliğinde olacak. Yani oradan bir gider türüne bakıp hesap planına girebilirsiniz. Şimdi bu giderleri vesaireleri açıkladıktan sonra dediğim gibi yani bir sadece örnek bir hesap planı anlatmak istedik. Burada da baktığımızda şimdi ben yukarıdaki 1 ile 5 arasındaki kebir hesaplara çok fazla takılmayacağım. Önemli olan ben kendim yani bu işe düşündüğümde değil mi bir 150 stoklar dediğimiz kısmın bu işin içinde olması lazım. Bir de buradan gidere yansıyan kısmı. Yani 740 hesabın detayı aslında benim için önemli. Yoksa 1 ile 5 arasındaki kebir hesaplar birçok işletme açısından aynıdır. 102 bankalar, kasalar. Baktığımızda şöyle bir işte tıbbi ve laboratuvar saç malzemesi, üretim ilk madde grubu, kırtasiye, temizlik, işte yiyecek grubu gibi başlıklar altında topladık. Bunların bazıları sizler için gereksiz olabilir ya da çok detaylı da olabilir. Bunlar değişebilir ama bir hastane ya da sağlık işletmesinde 150 ilk madde malzemenin altında bu başlıkların olabileceğini düşündük ve hesap planı buna göre oluşturduk. Şimdi buradan aşağıya doğru indiğimizde dediğim gibi kebir hesapları çok fazla takılmayan onlar sadece şey. Asıl olan şimdi 600 hesaplara da baktığımızda işte hastanenin gelirleri nelerden oluşuyor? İşte aşı serum gibi kan ürünleri, ameliyat ücretleri, diğer ücretleri, poliklinikten alınan ücretler ve diğer gelirler olarak ayırmaya çalıştık. Dediğim gibi bu yine eklemeler ve çıkarmalar olabilir. Diğer gruplara geçiyorum. Diğer grubu olan 740'a geliyorum. Evet. Şimdi burada da 150 ile paralel bir yapı kurmaya çalıştık. İşte 150'nin aynısını burada da birebir karşılığını koymaya çalıştık. Hani az önce belirttiğim 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye giden grupta yapmaya çalıştık. İşte 0'da ilk madde malzeme giderlerini 1'den yansıtma hesabını koyduk. İşte işçi ücret giderlerini hemşire, doktor olarak işte esas seçenekler, fazla ücretme, işte kanunla kesilmesi gereken giderler, SSK ve işveren payları, kıdemik fark tazminatları gibi ekledik hemşireler ve diğer sağlık personeli olarak ekledik. Memurlar için de aynı şekil. Dışarıdan sağlanan fayda hizmetlerde diğer işletmelerden bakılmadığını düşündük. İşte nedir dışarıdan sağlanan fayda hizmetler altında? Elektrik, haberleşme, bakım onarım giderleri, işte taşıma giderleri, danışmanlık. Burada dışarıdan sağlanan fayda hizmetlerde bir şey yaptık. Burada nedir? İşte hastaneler dışarıdan doktor vesaire gibi bir iş gücü temini olduğu zaman bunu da 740'ın altında olmasını ve dışarıdan sağlanan fayda hizmetin altında olması gerektiğini düşündük. Yani bunu bazıları memur ücret giderinin altında rapor ediyor ama biz bunun dışarıdan sağlanan bir hizmet olduğu için bu grupta olmasını istedik. Çeşitli giderlerde de sigorta, kira giderleri, sosyal eğitim giderleri, yolluk vesaire gibi giderler oluşuyor. Daha sonra da işte vergi resim, maç ve amortismanlardan oluşan bir hesap planı yaptık. Dediğim gibi bu olmazsa olmaz bir şey değil. Sadece bir fikir vermesi açısından. İnternette dediğim gibi değişik formlarda bununla ilgili şeyler var. Talepler vardı. Hani ben de böyle bir hesap planı olabilir mi dedim. Bir tane de uygulamacı bir arkadaşa ve Sema hocama da teyit ettirdik. Yani onlardan kabul görün diye de size de sunmak istedik. Umarım faydalı olur. Yani dediğim gibi ben şeyde karadığım yer çok karşılığını bulamadım bunu.
Şimdi burada bu muhasebe uygulamalarına geçtiğimizde burada tabii hani tek tek bütün kayıtlarını yapmayacağız. Bir tane şey aslında detaylı olan bu SGK'dan tahsil edilmeyen gelirle ilgili orada da çok muhasebe kaydında çok sıkıntı var. Birçok talep var. Biz de burada kendi öngörümüzü koyduk ama dediğim gibi yani bu gene yoruma ve raporlama biçimine göre değişebilir. Çok böyle şey değil. Şimdi burada Ahmet Bey'in bel fıtığı rahatsızlığı var ve 6 aydır sürekli tedavi görüyor. Tedavi sonucunda ağrıları kesilmemiş ve hastalığı birleşme söz konusu olmamıştır. Bu sebeple beyin ve sinir cerrahisi Ahmet Bey'i muayene etmek amacıyla MR çektirir. MR incelikten sonra ameliyata karar verilir. Ameliyat neticesinde Ahmet Bey tamamen iyileşir. Hastalığından eser kalmaz. Özel hastane tarafından verilen bu tedavi bedeli 10.000 TL artı KDV yani 10.800 TL olsun. Aynı zamanda özel hastanenin başka şahıslarla verdiği tedavi hizmetleri bedeli de 90 artı KDV'si 90.000 artı 7.200 olacak. Yani SSK, yani toplamda SSK'ya fatura edilen bedel 100.000 artı KDV 108.000. SSK'nın provizyon merkezine görev yapan beyin ve sinir cerrahi MR'i geldikten sonra bunun bir kısmını kabul etmiyor. Peki ben bunu ödemem. Şimdi burada ödemediği kısımla ilgili ne yapacağız? Muhasebesel olarak nasıl yapacağız? Bunu vergi kısmında anlatmaya çalışmıştık. KDV'ye nasıl kullanacağını. Ben kayda geçmeden önce bir önerisi var mı? Mesela siz nasıl yapıyorsunuz? Hocam eğer devlete kesilen biz katkı payı şeklinde alıyoruz. Mesela hasta ameliyatı oldu. Devlet 1235 ödüyor. Biz hastadan 2000 lira alıyoruz. Gerçek bunlar yani. Yok yani SSK'nın ödemediği bir bedeli siz nasıl? Ya, yani SSK ödemezse eğer toplam tutardan ödemiyor. Gönderilen bütün faturalardan ödemiyor. 5000 lira ödemezse. Nasıl bir işlem yapıyorsunuz? Yani bazıları 610 atıyor, 602'den düşen var. Ne bileyim yani. Yani nasıl muhasebeleşiyor onu öğrenmek istiyorum. Karşıdan iadelere girmesi lazım. Karşıdan iadeler hesabına girmesi lazım. Satıştan iadeler hesabına girmesi lazım. Siz iadelere diyorsunuz. Başka fikir olan var mı? Olağan dışı gider. Olağan dışı gider diyorsunuz. KDV ne olacak? O gider içinde mi? Toplamdan biz ödeme yapılmıyorsa artık o şekilde bir şey yapmıyor. KDV ne yapıyorsunuz? Kesin ya ben bir şey yapmıyorum. KDV ya gider bu sunması. Yani bir an dediğim gibi o anlattığımız mevzuat kısmında da çıkan sonuç bu. Yani 35. maddeye göre düzeltmesi yapılacak bunu. Bununla ilgili de dediğim gibi Danıştay'ın da kararı sonunda. İlki kestiniz faturayı değil mi? Artık hasılat kaybettiniz. Bundan bir geri dönüş yok. Fatura kesildi yani artık bu tavaklık etti. Siz bunu geri kurumlar beyannamesinde bildireceksiniz. SGK bir dönem atlamadığı, yani yıl atlamadığı sürece size bu kısmı ödemiyorum dedi. Yani ne yaptı? O emanla ilgili kısmı ben ödemeyeceğim dedi. Ne yapıyorsunuz? 391'e attığınız KDV kısmını, o emana ait olan kısmını düzeltilecek KDV, yani beyannamedeki ilave edilecek KDV kısmına işlemek için 191'e atıyorsunuz. Ben 654 sosyal güvenlik kurumlarından tahsil imkansız hale gelen karşılıklar. Burada hukum 322 değersiz alacaklar kısmına göre karşılık ayrılıp böyle olması gerektiğini düşündüm. Sıra takalım. Toplamda 10.000 olacak o. SGK'dan da toplam 10.800 liralık alacağımızdan düşeceğiz. Bunu düzeltiriz. Hayır, pahalı değil. Dönem geçmez. Aynı dönem içindeyken de böyle mi yapalım? Aynı dönemde ki zaten aynı dönem atladıktan sonra zaten 35. maddeye göre düzeltme yapamazsınız. O direkt artık zarara geçmesi gereken bir şey. Zarara atılıyor. Tabii şey de değil. Yani zarar dediği de bir yer olmamış gider ve zararlar olarak muhtemeleştirebilirsiniz. Ama dönem atladıktan sonra ancak hasat gerçekleşmiş. Yani dönem içindeyken onu tersine yani azaltmak lazım değil mi hasatı? Hasat gerçekleşmiş. Kabul görmemiş yani. Bakın ilkinde faturayı kestiniz değil mi? Tamam işte hasat aynı dönem içerisinde kabul edilmemiş. Onun için de hasatı gerçeği çekmek lazım. O yüzden Şimdi ben bununla ilgili bu iade faturalarında da söylüyorum. Şimdi aylık raporlama yapan bir birimdeyseniz direkt SGK 3 ay sonra ödemediğini karar verdi bu faturayı size. Şimdi siz
diyelim ki Ocak'ta bu hasılatı kaydettiniz. Mart'a geldiğinizde bununla ilgili SGK ödemediğini söyledi. Siz diyorsunuz ki hasılatı ters kayıt vereyim. Yani bu raporlama açısından biraz sıkıntılı olur. Niye? Siz Mart ayında yaptığınız hasılatı Ocak ayında gerçekleşmeyen bir iade yüzünden olduğundan daha az gösterirsiniz. Yani siz aslında bu dönem Mart ayında 300 liralık hasılat yapmışken Ocak ayındaki 100 liralık gerçekleşmeyen işlem yüzünden bunu 200'müş gibi raporlarsınız. Bu da yanlış olur. Ben onun için diyorum ki yani aylık raporlama yapılan yerlerde ya da belli periyotlarda aynı ayın içinde ya da aynı periyodun içinde gerçekleşmeyen işlemleri farklı yerlerde raporlamak lazım. Yani sizin dediğiniz gibi ters kayıt yaparsak biz hasılatımızı olduğundan az görürüz. Sadece rapor... Aynen yani. Raporlama aynı olursa yapalım. Raporlamayı çok farklı yapmak zaten çözebiliyor. Yani hasılat standardı yürürlükte olsa biz de ona göre işlem yapıyorsak bunu tartışmazdık şu an. Neyi? Anlamadım. UFRS hasılat standartına göre biz kayıtlarımızı UFRS'e yapmıyor olsaydık şu olayı şu an tartışıyor olmazdık. Evet. Yani tahakkuk esası geçerli olduğu için maalesef biz böyle bunları tartışıyoruz. Yani bunun tek sebebi işin tahakkuk esasından kaynaklanıyor olması. Ama dediğim gibi yani 600'e ters vermek bence doğru değil. 654 olur ya da başka bir hesap kurulur ama 600'e... Zaten kapıda belki değerlemesine göre de bence bu doğrusudur. Neden? Siz kapıda belki değerlerinde satışlar dönmeleri batırmanız da bir zamanda ait tutulmanız gerekir. Diyecek hadi 3 ay sonra aldığınız zaman zaten bunu yapalım. Yani. Evet, kontrol açısından da... 395'de şey karşım yaptığı zaman bence doğrusudur. Yani diğerleri şeyden slide'dan da siz bakabilirsiniz. Biz çeyrek gibi falan bitireceğiz demiştik. Sorulara geçeceğiz. Yani diğerleri tamamen basit ham madde alışları, işçilik giderleriyle ilgili. İşte bir doktorun nasıl bir kendi modumundaysa nasıl bir muhasebe kaydı olacak onu göstermek istedik. İşte dışarıdan geldiğinde nasıl olacak gibi muhasebe kayıtları yaptık. Soru kısmına geçeriz. Teşekkürler dinlediğiniz için. Yani umarım faydalı olmuştur. Ama bu da bilmiyorum yani slide'ı ne zaman internet koyuyoruz? Salı'ya da karşılayalım. Arkadaşlar akşam saat 18'den sonra İSKO TV'den de izleyebilirsiniz bu yayını. Evet. Şimdi yani soru falan var mı? Nasıl yapalım? Hocam soru çağırtan dağıtıyorum. 10 dakika mola verelim. 10 dakika sonra Evet, soru kağıdı mı? Evet, soru kağıdı. Evet.